Hello, my sweetest students. I am Melike teacher. I miss you so much. Öncelikle merhabalar çocuklar. Hepinizi çok özledim. Umarım bu günler çabuk geçer ve hep beraber yine okulumuza döneriz. Evet çocuklar, şimdi Thumbs Up kitabından yine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, ilk konumuz İngilizce alfabe. Türkçedeki alfabeden tek farkı çocuklar, 3 tane farklı harfimiz vardı. Öğrenmiştik zaten biz bunları. Neydi bunlar? Q, W ve X, değil mi? 3 tane farklı harf. Şimdi hepsini ben tekrar edeceğim, tek tek bu harflerin telaffuzlarını. Sizler de benle beraber tekrar edin, olur mu izlediğinizde? Okay, let's start. Repeat after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Evet, bunlar harflerimizdi bizim. Şimdi devam edelim diğer sayfada. Evet çocuklar, burada bir reading aktivite var. Yani okuma aktivitesi var. Önce okuyacağım. Daha sonra ne anlama geldiğini söyleyeceğim sizlere. Aynı okulda yaptığımız gibi. Mandy's first day at school. Mandy'nin okuldaki ilk günü. Başlayalım. It is the first day of school. Let's go. Diyor ki okulun ilk günü. Hadi gel diyor annesi Mandy'ye. Good morning Mandy. Günaydın Mandy. Hello Miss John. Merhaba Miss John. Open your book, please. Yani kitaplarınızı açın lütfen. Let's play ball. Hadi top oynayalım. Şimdi burada look and match to activity. Yani bak ve eşleştir diyor bize çocuklar. Kişileri eşleştireceğiz resimlerle. Hemen bakalım. Who is this? Bu kimdi? Hemen bakalım. Kimdi bu? Mandy değil mi? Evet. She is Mandy. O Mandy. Who is she? O kim peki? Kimdi o? Mandy'nin annesi değil mi? Yani mom. Okay, mom. Kitty, kedi değil mi? Onu da eşleştiriyorum. Ve son bir kişi kaldı Miss John. O da burada işte. Öğretmen yani teacher. Evet, diğer tarafta da yine bir aktivitemiz var. Reading activity. What is this? It's my kitty. Diyor ki bu nedir? O benim kedim diyor. What is that? Şu nedir? Meow. Yani burada bir kedicik varmış değil mi? Kitty. What are you doing here? Kitty, sen burada ne yapıyorsun? Kittens are not allowed at school. Yavru kedilerin okula gelmesi yasak demiş öğretmen. Goodbye Miss Jones. Ne diyor? Hoşça kalın Miss Jones. Goodbye Mandy. Goodbye Kitty. Yani hoşça kal Mandy. Hoşça kal Kitty şeklinde ifade etmiş. Şimdi çocuklar, bizim öğrendiğimiz bir şey vardı burada. What is this ve what is that? Bir şey eğer yakındaysa onu sormak için, yani bu nedir şeklinde sormak için yakındaysa o nesne, what is this ile bunu soruyorduk. Ama uzaktaysa biraz bunu what is that ile soruyorduk değil mi? What is this yakındaysa, uzaktaysa what is that ile bunu soruyorduk. Bir diğer şey burada let's play diyor. Mesela hadi, hadi konusu. Bunu öğrenmiştik zaten okulda. Yine tekrar edelim. Let's, hadi anlamına geliyor. Mesela hadi gel dediğim zaman ya da hadi gidelim dediğim zaman let's go, hadi gidelim. Let's play football, hadi futbol oynayalım şeklinde ifade edebiliyorum. Bu burada böyle kısa kısa belirttiğim notları çocuklar, sizler de küçük bir defter oluşturup not alabilirsiniz ve artık yazmaya başlayabilirsiniz sizler de. Böylelikle İngilizce yazmaya da artık geçmiş oluruz. Sizler için de iyi olur. Hemen two aktiviteye geçiyorum. Circle the school activities. Bana diyor ki daire içerisine al. Neyi daire içerisine al? School activities. Yani okul aktivitelerini daire içerisine al diyor bana. O zaman hemen bakalım çocuklar. She is reading. Değil mi? O ne yapıyor? She is reading. Okuyor. Reading a book. Yani kitap okuyor. She is ride a bike. Bir okul aktivitesi midir? No. Değil mi? Evet. She is writing. Yani yazı yazıyor. Evet. Bu da bir. Nedir çocuklar? School activity'dir. Hemen diğer sayfaya geçiyorum.
Evet çocuklar, bir şeyin ne olduğunu doğrulamak için, yani o bir kalem mi, o bir cetvel mi, o bir simge mi şeklinde sorulan soruları hangi soruyla soruyorduk biz? Is it ile, değil mi? Mesela bakalım buraya. Is it a ruler? Diyor ki o bir cetvel mi? Yes it is. Evet, o bir cetvel. Peki, is it a pencil? Değil mi? Is it a pencil? O bir kalem mi? Yes it is. Is it a crayon? O bir renk boyayıp boya kalemi mi? Yes it is. Değil mi? Is it a pen? O bir kalem mi? Tükenmez kalem mi? Yes it is. Şeklinde ifade ediyorum bunu. Evet, biraz da practice evet çocuklar, burada ilk aktivitemiz yine alfabe. Alfabeyi yine ilk videonun başından tekrar edebilirsiniz çocuklar, okunuşlarıyla beraber. Hemen yandaki aktiviteye geçiyorum. Read and complete the dialogue. Diyor ki bak ve diyalog tamamla demiş bana. Hemen bakıyorum burada. Evet. Good morning. Good morning neydi çocuklar? Öğrenmiştik artık. Günaydın, değil mi? Ne diyor Mandy peki? Good morning Miss Jones. Değil mi? Miss Jones günaydın diye söylüyor. O ne diyecek peki çocuklar? Hello Mandy, değil mi? Merhaba Mandy diyecek. Evet. Hemen buraya geçiyorum. What is it? O nedir diye sordu. It is a kitty. O kitty şeklinde ifade ekliyorum. Hemen geçiyorum diğer sayfaya. Okay. Evet çocuklar, burada da bazı sınıfta söylemiş olduğumuz diyaloglar vardı. Onları öğrenmiştik. Hadi tekrar edelim beraber o zaman. Goodbye Mandy, goodbye Kitty. Goodbye neydi? Hoşça kal, değil mi? Güle güle. Open your book please. Ne diyor? Kitabını aç lütfen. Kitapları aç lütfen. Kittens are not allowed at school. Yani okulda yavru kedilere izin yok. It is the first day of a school. Okulun ilk günü şeklinde ifade ediyoruz. Evet çocuklar, burada küçük bir tekrar yapalım sizlerle. School supplies, yani okul eşyalarını öğrenmiştik. Hadi o zaman tekrar edin siz de benimle beraber. Repeat after me. Eraser, pencil, ruler, school bag, pencil sharpener, crayon. Bunları da yine not alabilirsiniz çocuklar. Sonra bir diğer konumuz numbers, yani sayılardı. Onları da tekrar edelim. Birden ona kadar olan sayıların İngilizcelerini öğrenmiştik biz. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Değil mi? Bunları da bu şekilde ifade etmiştik. Evet. Complete the dialogue and trace demiş. Bize diyaloğu tamamla diyor. Hemen bakalım çocuklar. Morning demiş, değil mi? Morning. O zaman morning ne olacak? Good morning. Değil mi? Good morning. Günaydın. Hello. Hello, my name is Sally. Merhaba, benim adım Sally şeklinde ifade etmiş. Find the object and circle. Bul ve objeleri daire içerisine al demiş bize. Çocuklar, biz biliyoruz ki eğer nesnelerin sonunda varsa biz ne yapıyorduk onları? Demek ki bunlar birden fazla diyorduk, değil mi? Evet, çok güzel, harikasınız. Hemen başlayalım o zaman. Erasers, yani silgiler. O zaman hemen silgileri circle yapalım beraber. One eraser, two erasers, değil mi? Two erasers, okay. Crayons, crayons boya kalemleri. O zaman hemen one crayon, two crayon, three crayon, four crayon. Four crayon, okay. Rulers, rulers yani cetveller. One ruler, two rulers, three rulers. Okay? Okay. Good job. Count and match. Count, say and match ve eşleştir. Two. Neydi çocuklar? Two eraser. Değil mi? Saymıştık yukarıda. Çok güzel. Three. Three rulers. Three rulers. Okay. Four crayons. Yani dört boya kalemi. Evet. Okey çocuklar. Evet.
Ve bazı yine sınıfta yapmış olduğumuz aktivitelerde yapmıştık bunları yine. Sit down. Sit down neydi? Otur. Stand up neydi? Kalk. Değil mi? Sit down. Otur. Stand up. Kalk. Take out pencil. Kalemini al. Close your book. Kitabını kapat. Put away your book. Yani kitabını yerleştir. Burada da yine school supplies. Yani okul eşyaları var. Tekrar edelim. Repeat after me. Pen. Notebook. Table, eraser, glue, book. Değil mi? Okay. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok özledim. Dediğim gibi sarı kağıtta belirttiğim notları defterlerinize not alabilirsiniz, oradan tekrar edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. See you later, goodbye.